Oyuncu Yeliz Yeşilmen katıldığı bir programda hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Yeşilmen babası ve eski eşinden dayak yediğini açıkladı. Oyuncu, "Babam ders konusunda çok tutucuydu. Çocukken kötü not aldığımda dayak yedim. Parkinson hastası oldum. Bazen neden beni dövdün diye sormak istiyorum. Babam kızım yurt dışında okusun diyerek beni evlendirdi. Ben 16, eşim 18 yaşındaydık. 3 gün içinde evlendim. Ailemden uzaklaşıp Almanya'ya yerleştim. İntihara teşebbüs etmiştim," dedi. Yaptığı açıklamalar esnasında fenalık geçiren Yeşilmen, daha sonra geçtiğimiz yıl boşandığı iki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş'la ilgili de şu ifadeleri kullandı. "Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı. Bir hocanın eşini döv sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm." Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Survivor'a sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Atakan Işıktutan'ın yerine gelen yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı, konseyde gönüllüler takımına gelecek yeni ismin Ayşe Yüksel olduğunu açıkladı. Uzun süre psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören bir dönemin popüler oyuncusu Arda Kural, eski günlerine geri döndü. Kural, son imajını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışan 41 yaşındaki Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda Dilberay filminin galasında objektiflere yansımış ve basın mensuplarıyla sohbet etmişti. "Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kural, kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum," ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı Kerem Cem, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'deki balıkçıda objektiflere yansıdı. Ard arda patlayan flaşlar karşısında şaşıran çift, daha sonra arkalarını dönerek sohbetlerine devam etti. Bir ara masadan kalkan Kerem Cem, mekanda hareketli bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz, gider ayak bunları yapmayacaktın," diyerek telefonu kapattı. Kerem Cem'in bu hareketli telefon konuşması akıllara eski aşkı İranlı Gazaleh Bayat getirdi. İkili 3 yıl aşk yaşamıştı. We'll be right back.
kadar cahilim ki hayalini bile kurmam. İmkansız sevgilim, sevgilim. Bugün bana aşk nedir diye sorsan, tek anlamı geceler boyu ağlamam. Üstüm başım sevda içinde, yakalandım bitap içinde. Ellerimde kadife, kelepçe. Son bir defa dön bak ve söyle. Nerelere gideyim,